Normal vajinal doğumda epidural anestezi aslında güvenli kullandığımız konforlu bir yöntemdir. Ama 4 santim olup aktif eyleme giren hastaya daha erken ağrısını kesmek için uygularsak ya da normal dozun üstünde narkotik ilaç verilirse eylem sürecini uzatabiliyoruz. Hastanın ıkınmasını geciktirebiliyoruz. Ya da uygun dozda verseniz bile kişilerin birbirinden farklı cevabı olduğu için eylem gecikebiliyor eylem süresinin gecikmesi, hastanın ıkınamaması, forcep, vakum gibi bir takım müdahale doğumları da gerektirebiliyor. Bunun yanında hasta hastada hafif de olsa bulantı şikayeti ya da döküntü, alerjik gibi reaksiyonlar olabilir. Ama bunların antiemetik, bulantı engelleyici ilaçlarla ve alerjiyi azaltıcı ilaçlarla engellemek mümkün. En sık rastladığımız hastanın tansiyonun düşmesi, damar yolunun açık olması, ona uygun mayenin, serumun verilmesi Tansiyon hipotansiyona girerse çözülme oldukça kolay. Gene bu hastalarda en çok korktukları konulardan bir tanesi felç olur muyuz? 100 binde birdir. Olma ihtimali çok azdır. Deneyimli ellerde ve uygun şartlarda yapıldığı zaman böyle bir riski beklemiyoruz zaten. Epidural demek zaten sinire yapılan bir uygulama değildir. İnce bir katederle sinirin etrafındaki kılıfın çevresine yapılır. Yani sinir ya da omurilik sıvısına ulaşmak söz konusu değildir. Öyle olduğu için böyle bir riski de nadir, imkansız değil ama çok düşük bir risktir. Zaman zaman hastalarda baş ağrısı olmakta gene de bu çok nadir gördüğümüz risklerden bir tanesi. Ee, hastanın pozisyonu ayağa kalktığında oluşan bir baş ağrısıdır. 3 ya da 4 gün içinde geçmektedir.